Paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani bunlar öyle kalmasın. Bunu diğer insanlar da görsün, okusun. Belki ders alacaktır. Belki görmek istediği bir şey vardır. O okuyucu onu okuduğu zaman etkilensin ve keyif alsın. Paylaşmak adına yazdım. Ve başka da bir şeyim olmadı. Yani bundan kendim için bir ne aramak diye de bir şey yoktu. Zaten kendi mesleğim vardı. Buradan bir kazançla götürdüm. Zaten öyle olduğu zaman başarıya ulaşamıyorsunuz. Bunu sadece yazmak adına yaparsınız, paylaşmak adına. O size zaten o başarıyı kendiliğinden getiriyor. Evet hocam, böyle yani. Tamam. Orada buldum. Ve bir yıl öncesini Selçuklu döneminde danışmanlık veliyenin döneminde geçen bir aşk hikayesiydi. Burada daha çok Tanrı aşkını arayan Feridun Alim'in beşeri aşkla karşılaşması ve Dilfruz'un umutsuz bir aşkının dileğini, bunu en güzel siz betimlemiştiniz Sayın Avukatım. Hatırlıyorsunuz, güzel bir yazı yazmışsınız bu konuda. Ve bin yıl öncenin dileği, öncesinin dileğinin günümüzde günümüz Malatya'sından Zümrüt ve Cihan aşkında can bulması oluyordu. Bilgi düzeyi oldukça yüksek bir kitaptı değil mi Sayın Avukatım? Coğrafya şey, bu konuda sizden de bir iki cümle alayım. Çünkü kendim fazla anlatamadık. Siz de buyurun. Ben istemiyorum, sesim herhalde duyuyor. Ben de hissediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben meslektaşım olması hassediyor. Ben de kendim ki İngilizce bu halde. Ben de böyle bir aşırı neşeyim ya. Böyle söyleyeyim. Ben kitaplarım var. Bir iki kitap fazla okudum ben. Yani. Bunu da ifade ettim. Bireyciyi de okudum. Bireyciyi ilişkin şey şuydu. Yani aşkı bugüne kadar herkes anlattı. Hatta şöyle derler. Yani Shakespeare aşk konusunda anlatılacak her şeyi bitirdi. Aslında aşk bir yazar için çok hissi bir alandı. Yani esası oldu. Çünkü tarihsel olarak herkes bu konuyu ifade etmişti. Neredeyse aşkı dile getirmeye anlatmayan yazar yoktu. Bu seçim önemlidir ve siz kendi sesinizi, soluğunuzu o hikayeye aktarmıştınız. Ben çok şeyleri beğenmiştim. Yani 2001 öykünün yanında kitap işlerindeki, bölüm işlerindeki anlatılarınız çok güzeldi. Sözler de o kitabın içerisinde geçen kısımların birbiriyle bütünleşmesi çok güzeldi. Ve iki farklı dönemde yaşanan aşkın bir fotoğrafa bitirmesi çok güzeldi. Tabii aslında o kitaba ilişkin ben de bazı notlar almıştım bu dönemde. İkinci karakterimiz bir avukattı, bir bayan avukattı. Şimdi yazarlar bir kitap oluştururken tabii ki kendi belki hayat hikayelerinden, geçmişlerinden bir nebze de olsa yansıtırlar bana. Kendi keşkelerini yansıtırlar bir noktada. Mesela o avukat karakterinin oradaki durumunu hep sormak istiyorum. Yani o kitapta Mahmut Hoca bana ne kadar örneğin ayak izleri var mıydı merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Yazar olarak diye. Ama kitabı beğendiğim bir kitap olmuştu. Kendi yolunu düşündüğü kadar birkaç sözle ifade etmeye çalışmıştım. Yani o kadının dediğiniz gibi yani ilahi bir aşk var, saraya gelmesi, nüfuzu olan aşkı, fakat oradaki özellikle kendi mağdabı, kendi ilahi kimliği, bu çerçevede o aşkı kendisine hak görmemesi. Nüfuzu bunun yanında istememesine rağmen bir işte bu sarayına girecek olması, gelin olarak girecek olması, ama bu aşkı da kendi içinden bir türlü sökü atamaması ve burada bir birlikte bulunması. O dileği 2018 yılında Malatya'da iki tane farklı karakterin üzerinden gerçekleşmesi, tabi kadın karakteri çok kısa bir süre sonra da hayata veda etmesi, onlara ayrı bir yön takan bir sözü. Bunu da duygusal bir anlatımı da vardı. Ben keyifli okumuştum. Arkadaşlarla beğenecekler, bunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Murat Hocam'la da konuştuk. Bu konuda değil mi? Ve ben o kitaptan bir cümle söyledim. Dedim ki orada Feridun Alim diyor ki yağmur yağıyor ve bir Dilfruz gitmiş durumda. Ondan uzakta diyor ki birkaç damla ey yağmur birkaç damlası sen gönlündeki bu aşk ateşini söndürmeye yeter misin diye bir cümlesi vardı. Tam okuyamadım.
Orada bir şiir, Cemil'in bir sözü var. Yağmur yağıyor bence şekilde. Diyor ki bu yağmur neden bu kadar göz kapaklarını açtırıyor? Sizin dediğiniz noktada işte kendilerine yardım bir halini çıkarsak hücumda şahitlerin kullandığı bir cümle de var. Evet, çok doğru. Sayın Murat Hocamız da demişti ki Kuzurcu'nun da öyle bir şeyi varmış ama öyle bir cümlesi var. Evet, su kasidesinden bahsetmişti. Ne kadar ilginç. Bazı noktalarda şairler, yazarlar demek ki aynı noktada birleşebiliyor. Evet, ben bu dileyici romanından birkaç kendim her başlangıcında, her bölümünde birkaç satır yazdım, şiirlerle bütünleştirdim. Mesela birinde diyor ki, hey aksi seda, hey can zamrın, toprağa düşen bedenin, suya yansıyan aksin, bil ki hangisisin, hayal mi, belki gerçeğin, diye devam ediyor. Buyurun Sayın Hocam. Sevgili gençler, bu bir söyleşi, bir konferans değil, söyleşi söyleşmek demek, o yüzden sizi de söz hakkınız. Yani yazarımıza soru sorabilirsiniz, yahut soru olması şart değil, başka şeyler de söyleyebilirsiniz, böyle hazırlayabilirsiniz. Mesela şöyle, bir yandan da tabii bir tanesinin arka kapağında şöyle yazıyor. Övgüleri doğumun otantik insanının günlük hayatından sevinçler, kederler, koşullar taşıyan öyküler. Destanlar, meseller, nabırlar ve geleneksel şiirlikleri, bununla ilgili divan şiirini kastetmiyor. Daha bizim şiirimiz, halk şiirimiz de var. Bir şey daha okumaktayım. Hoşçakal Leyla abi, bir kitabında Ağrı'nın veya birisi Leyla'yı yansıtıyor. Bildiğiniz yani birisi bir şekilde yaşamıyorsunuz. Çünkü bizim edebiyatımızda öğrencilerin geleceği tarafı bilgisayar resmen sevgi olma tarzı bir benziyor. Bir de bu çok bahis olmuş. Yazarların sonralarının korkusal gerçekliği yahut korkusal bazı eserlerinde kişi işlerine barışçın tarihsel ve dünyanın yaklaşımına bunları izlerek gözlemledik. Acaba sizin böyle hem gerçekçi hem de gelenekçi bir temele oturmanız daha ayrıntısı nasıldır? Şöyle bir şey var, durup dururken yazar olmuyorsunuz, mutlaka besleniyorsunuz. Yani ailemden tabii ki, benim annem Erzurum topraklarından gelmişti ve çok güzel maniler, çok güzel meseleler anlatırdı, öyküler anlatırdı, hikayeler, o kadar güzel şeyler söylerdi ki ve ben onları yazmak gereğini duyuyordum. Bunun yanında babam çok güzel yazardı, yani bir şeyler yazardı. Onun dışında ailemden pek öyle yazar yoktu ama beni okumamı destekliyorlardı. Kitap alırlardı, kitapla desteklerlerdi ama şey olur. Evet, benden sonra kardeşim biraz yazar, abim burada da. Çizgi roman yazdı, lisede.
damar var. Var mı? Var yani. Bir de topraklarımız da çok güzel. Nasıl şey çok güçlü. İki tane o kardeşim kara kalem. Hasret Akar hocam. Akar hocam hoş geldiniz tekrar. Gel dedi, Iğdır'da kalacaksın. Kız başına ne işin var İstanbullarda? Çıktık geldik ve burada 15 yıl avukatlık yaptım. Daha sonra o kadar çok güzel malzemeler birikti ki yanı başımdan geçip giden öykülerin kayıtsız kalamayacağımı anladım. Ve bu öyküleri yazma çabasına giriştim. Ancak avukatlık yapmam bunu engelledi çünkü hiç vaktim olmuyordu. Yazamıyordum. Bu nedenle sayın bir üstadımız vardı. Avukat Ali Karagey'im, Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki sen meslek değiştir. Çok iyi zamanın olacak. Doğru söylemiş. Ben de avukatlığı bıraktım. İnanın en büyük bırakma sebeplerinden bir tanesi yazmaktır. Ve tayinim çıktı Erzurum Narman'a. Dağların tepesinde bir yer. Zaman bol, iş yok, para yok. Ne yapacaksınız? Oturduk yazmaya başladık. Ve ilk kitabımız Aras'ın kıyısında çıktı. Aras'ın kıyısındaki öyküler. Biz Aras'ın kıyısında büyüyen çocuklarız. Aras'ın kıyısındaki öykülerimizle bir kitap çıkardık ama bitmedi. Buralarda öykü mü biter? Sonra Güz Gelini geldi akabinde. Ardından Hoşçakal Leyla'mız vardı. Hikayesi hepimizde bir büyüğümde gizli bir hikayesi vardı. Ve daha sonra da Nakışlı Cezve. Nakışlı Cezve ödül almış bir öyküydü. Onu çıkardık. Bunun öykülerle bitmedi. Babası dünyaya getirmişti ve kurtulması gerekiyordu. Fakat duruşma salonunda ben onu ezik bir kadın beklerken ayak başı dimdik girdi içeri. Ve hiçbir şeyden onun o duruşu çok etkilemişti beni. Ve bir de bebeği bir çalı çırpıya takılıp akıp gitmediği zaman bebeğini bir sopayla tekrar itmesiydi. Akıp gitmesi için. Öldürmeye yetenmesiydi.